Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Hamile bir bayanın şeker hastalığı vardır. Evet. Bebeğe geçer mi? Genetik olur mu hastalık? İkinci sorun da şeker hastaları. Hani bazı doktorlarımız ekşi elma ekşiyerek ye diyor. Bazı doktorlar da diyorlar ki onlarda da şeker var, yemesin. Bu şeker hastalarımız ne yiyecek, ne içecek? Onları aydınlatır mısınız bizi? Hatta kalın hocam. Hatta kalın hocam sizinle iletişim kuruyor hemen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Elma erik dedi hocam. Evet. Evet. Şöyle birinci sorusunu yanıtlamak istiyorum. Şimdi bu anne eğer şeker hastasıysa bebeğinin de şeker hastası. Yani genetik bir yatkınlık mevcut. Bu tip 1 diyabet dediğimiz bir diyabet, yani ikiye ayrılıyor şeker hastalığı, tip 1 ve tip 2 diye. Tip 1'de genetik yatkınlık mevcut. Yani çocuk doğduğundan itibaren pankreas dediğimiz, yani insülinin salgılanması gereken o endokrin bezde yeterince insülin salgılanmadığı için, var olmadığı için ne olacak? Bebekliğinden itibaren şeker hastası olacak. Bunlarda bir genetik yatkınlık var. O dönem ben şöyle söyleyeceğim. Eğer anne gerçekten baştan itibaren tip 1 ise çocuğunun şeker hastalığı olması ve tip 1 diyabet olma ihtimali yüksek. Ama anne sadece gebelikte, yani gestasyonel diyabet ise bebeğinin şeker hastası olma ihtimali yok. Ama şöyle, o dönemi, o süreci düzgün geçirmesi gerekiyor. Eğer bizler gebelik döneminde gerekli diyetimize dikkat etmezsek, hekimimizin vermiş olduğu insülin dışarıdan verilmesi ya da o insülinin düzgün kullanılabilmesi için dışarıdan verilmesi gereken ilacın kullanılmaması ne yapacaktır? Kan şeker düzeyini yüksek tutacaktır. Bu durumda sürekli vücut pankreasa şunu diyor. Şeker, kandaki şeker yüksek, sen sürekli insülin salgıla diyor. Bunu söylerken aynı şeyi bebek içinde, bebeğin vücudunda da gerçekleşiyor. Bu sebeple gelecekte düşünün, sürekli uyarılan bir organ var. Ve sürekli üretimin üstünde bir hareket olması ne olacak? Gelecekte bunun daha az salgılanması ya da salgılananın düzgün hücre düzeyinde etkili olamamasına sebep olabilir. Ama dediğim gibi sadece gebelikse, gebelikte görüldüyse bu tedaviyle bebeğin ileride şeker hastası olma ihtimalini azaltıyor. Peki erik elma şeker içeriyor diye. Evet, evet. Şimdi şöyle, her türlü meyve şeker içeriyor. Ama tabii bu glukoz ve fruktoz dediğimiz, yani meyve şekeri dediğimiz başka bir şekeri ihtiva ettiği için daha masum. Daha masum. Ama nedir? Hani her şeyden az az sık sık yememiz gerekir. Zaten bunu normal hayatımızda da devam etmemiz gerekiyor. O zaman yeşil, kırmızı elma ya da erik diye ayırt etmemek gerekiyor. Az az. Yok, az az hepsinden sıkın. Yani siz elmadan çok fazla yerseniz tabii ki içindeki mevcut olan şekerden alacağınız için, gereğinden fazla alacağınız için tabii ki bu ihtimal yüksek olabilir. Her şeyden az az sık sık yenecek. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.